Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TT Fizik kampımızın 5. günüyle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Katıların dayanıklılığını öğreneceğiz. ÖSYM'nin üzerine durduğu bir kavram var. Bir katının kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı nelere bağlıdır? Sadece bunu öğreneceğiz aslında. Tek videoda bu işi halledeceğiz. Hem konusunu hem sorusunu bitirmiş olacağız. Video bittiğinde de sizlere ödev kitabınızdan bir tane de test ödevi vereceğim ve bu işi noktalamış olacağız. Hadi bakalım kamp kitabımızdan dayanıklılık nerede başlıyor? Hemen bakalım. Sayfa 24. 24'ü açacaksınız. 24, 25, 26 ve 27. 4 sayfalık bir ders olacak. Söz uzatmadan dersimize başlayalım. Canlar hava ne kadar sıcak öyle ya? Gerçekten yani bu ara o kadar fazla bunalttı ki bizi. Yani böyle insan uyandığında bir halsizlik oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Eğer sen de bu haldeysen gayet normal gerçekten böyle bir elini yüzünü yıka, kolonya sür, parfüm sık bir şeyler yap. Yani kendine böyle kendi kendini kendine getir. Ben öyle yapıyorum yani sonuçta sizin karşınıza gelirken parfüm sıkmama gerek yok ama ben böyle motivasyonumu arttırmak için saçımı yapmaya çalışıyorum, parfüm sıkıyorum, böyle bir yüzümü yıkıyorum. Ya yani yoksa gerçekten insanın içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Havalar çok sıcak. Yani canımız bile başımıza artık bela olduğu noktasında gerçekten Allah hepimize kolaylık versin yani çok zor. Şimdi dayanıklılık kavramı nedir? Diyor ki katı cisimlerin özelliğini kaybetmeden basma, burası basma olacak, gerilme, sıkıştırma veya burma gibi etkilere karşı gösterdiği dirence dayanıklılık denir. Peki bir katı cismin dayanıklılığı nelere bağlıdır? Tabii ki de maddenin cinsine bağlıdır. Yani demirin dayanıklılığı ile plastiğin dayanıklılığı aynı olur mu? Olmaz. Demek ki maddenin cinsi dayanıklılığını etkiliyor. Maddenin kendi ağırlığına göre de dayanıklılığı değişebilir diyoruz. Bir de maddenin sıcaklığına bağlıdır Yani aynı madde bile olsa farklı sıcaklıklarda farklı dayanıklılık gösterebilir. Bundan dolayı bunu da not almanı istiyorum. Peki burada yapısı derken neyi kastediyor? Aslında şeklini kastediyor. Buraya da şekline diye not alalım seninle birlikte. Yani aynı cisimden bir silindir yaparsan dayanıklılığı farklı oluyor bir küre yaparsan dayanıklılığı farklı oluyor. Demek ki cisimlerin şekli de dayanıklılıklarını etkiliyor diyebiliriz. Yani bu konunun kelimeleri bayağı bir sıkıntılı. İkide bir böyle dayanıklılık lılık deyip duruyorum. Bir cismin ağırlığına karşı dayanıklılığı. Bak buradaki ifade çok önemli. Bak herhangi bir dayanıklılık demiyoruz. Ağırlığına karşı dayanıklılığı. Bazen sorularda da kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı şeklinde ifade edilecek. Bir cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim formülü ile bulunabiliyor. Mesela bizim burada bir tane silindirimiz var. Silindirin kesit alanı bölü hacim formülünü yapalım ve kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını birlikte bulalım. Şimdi kesit alanı biraz değişik bir kavram. Öğrencilerim anlamakta zorlanıyor. O yüzden ben diyorum ki şimdi bu cismi bir salam gibi düşünün diyorum ve bu salamdan böyle incecik bir dilim aldığınızı düşünün diyorum. İşte bu aldığınız dilimin alanı yani şu alan kesit hani salamı keserek alıyorsunuz ya işte buna kesit alanı deniyor. Yani bu silindirin kesit alanı aslında bu zemine değmekte olan taban alanı olarak düşünebiliriz. E, yarı çapı 3R olduğuna göre bu da bir silindir olduğuna göre e, taban nedir dairedir dairenin alanını bulacaksın yani pi r kare. O zaman buraya yazıyorum pi çarpı r yerine tabi 3r yazacağım 3r'nin karesi. Kesit alanını bulduk şimdi hacim peki hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı zaten pi çarpı 3 r kareydi. Bu şekilde taban alanını buldum. Bir de bunu yükseklikle çarpıyorum. Yani haçla çarpıyorum. Haçla çarptığımda bir şey fark ettim. Buradaki pi'ler gidiyor, 3 re kareler gidiyor ve sadece ne çıktı? 1 bölü haç çıktı. Bu bir tesadüf mü? Hayır değil. Eğer cisimler düzgün katılar ise, düzgün katı derken neyi kastediyorum biliyor musun? Tabanından tavanına kadar aynı şekilde ilerleyecek. Yani bir genişleme ya da bir daralma olmayacak tabanı nasılsa ortası da aynı şekilde ise yüksekliği en üst noktası da aynı şekilde ise yani bir daralma ya da genişleme yoksa böyle bir mesela dikdörtgen prizma kolon gibi çıkıyor böyle. Mesela bir küp bunlar düzgün katılardır ve düzgün katıların dayanıklılığı 1 bölü yükseklik bağıntısından bulunabiliyor canlar. Yani her seferinde böyle kesit alanı böyle hacim hesabı yapmamıza gerek yok. 1 bölü yükseklik diyeceğiz. Şimdi geldik küresel cisimlerin dayanıklılığına. Aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yani kesit alanı bölü hacim formülü uygulayacağız. Peki kürenin kesit alanı neresi? Kürenin kesit alanı küre özel bir şekil. Yani tam ortası kürenin kesit alanı olarak kullanılacak. Dolayısıyla buranın alanı pi re karedir. Hacim 4 bölü 3 pi re küp mantığından bulunuyor. Buradaki pi re kareler sadeleştiğinde burada bir tane r kalıyor. E burada 4 r bölü 3 oluyor. Yukarıda da hiçbir şey kalmadığı için 1 var sadeleştiği için. 1 bölü 4R bölü 3 o da ters dönüyor ve 3 bölü 4R oluyor. Şimdi kürenin özelliğini biliyor musun? Küre şekiller içerisindeki en dayanıklı şekildir. Yani bir soruda hangisi daha dayanıklıdır diye bir şey görüyorsan direkt küreyi işaretleyebilirsin. Dikdörtgen prizmanın dayanıklılığı nasıl bulacağız? Yine kesit alanı bölü hacim. E kesit alanı yani tabana değen alan olarak da düşünülebiliyor. A çarpı A, yani A kare oluyor kesit alanı. E yükseklikle de çarptığımızda hacim oluyor. A kare çarpı H. Bak buradaki a'lar ve a kareler gidiyor. Ne kalıyor? 1 bölü h kalıyor. Yani bir kez daha görüyoruz ki eğer bir cisim düzgün bir şekilde yükseliyorsa, daralma ya da genişleme yapmıyorsa ne olacaktır? Dayanıklılığı 1 bölü yükseklik olarak bulunacaktır. Burada yükseklik h olduğu için 1 bölü h olarak bulunuyor. Prizmanın boyutları iki katına çıkartılırsa dayanıklılığı ne olur diye bize soruyor. Şimdi bu prizmanın boyutlarını iki katına çıkarttığımızı düşünelim şöyle. Artık her boyutunun 2A kadar olduğunu düşünelim. Tabi buradan böyle biraz güzel bir şekil çizmeye çalışalım. Daha güzel bir şekilde olsun. Böyle elimle çizdiğim zaman çok güzel olmayacağını düşünüyorum. Şimdi boyutları 2 katına çıkarttık. Artık yükseklik 2 a oldu. Taban alanı 2A'ya 2A oldu. Şimdi ben kesit alanını bulurken ne yapacağım? Bununla bunu çarpmıyor muyum? Çarpıyorum. O zaman yapalım. 2A çarpı 2A yani kesit alanı bölü nedir? Hacim. Hacim neydi? Kesit alanı çarpı yükseklik. Yani taban alanıyla şurayla yüksekliği çarpacağım. O zaman diyeceğim ki 2A çarpı 2A çarpı 2H. E şimdi buradaki 2A'lar yine gidecek. Bak 1 bölü 2H oldu. Biz buradan da bir sonuç çıkartıyoruz. Cisimlerin boyutları düzgün bir şekilde arttırıldıklarında dayanıklılıkları azalıyor. Bak dayanıklılığı 1 bölü H iken artık 1 bölü 2H paydada olduğu için azalmış oluyor. Yani boyutlar hangi oranda arttırılıyorsa dayanıklılığı da o oranda azalıyor. Peki bunun nedeni ne? Yani boyutlar arttığında cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı neden azalır? Çünkü bir cismin taban alanı aslında o cismin yere temas eden ayakları gibi düşünülebilir. Yani bunu herhangi bir canlı gibi düşünelim. Ayağının kalınlığı yani ayağının böyle zemine temas alanı ne kadardı? Akareydi. Tamam. Ayak alanı akareyken bu cisim ne kadarlık bir ağırlığı taşıyordu? Kendi ağırlığını. Peki kendi ağırlığı ne kadar? Kendi ağırlığını hacmi gibi düşünebilirsin. Sonuçta bunlar içi dolu cisimler. Yani hacimleri büyüdükçe ağırlıkları da aynı oranda büyümüş oluyor. Şimdi biz bunun hacmine a çarpı a çarpı h'tan dolayı 1v diyelim. Dolayısıyla hacmi bir v ise ağırlığına da 1g diyebilirim. Yani ben zemine a kare kadarlık bir ayakla basarken a kare kadarlık ayakla g kadarlık ağırlığı taşıyordum. Peki benim boyutlarım 2 katına çıkartıldığında ne oldu? Taban alanı neye çıktı? 2a çarp 2a'dan 4a kareye çıktı. Yani aslında ayaklarımın zemine temas ettiği alan 4 katına çıktı. Ancak hacim kaç katına çıktı? 2, 2 ve 2'yi çarptığım için artık hacim 8 ve dolayısıyla ağırlık 8g diyebiliyorum. E şimdi artık bu cismin ağırlığı 8g. Bak eskiden bir ayağı vardı 1g ağırlığı taşıyordu. Şu anda 4 ayağı var ama 4G ağırlığı taşımıyor. 8G ağırlığı taşımaya çalışıyor. Dolayısıyla taşımakta zorlanıyor. Yani ayakların sayısı 4 katına çıkarken eğer ağırlık da 4 katına çıksaydı diyecektim ki arkadaşlar değişen bir şey yok. Bir ayak 1G taşıyordu. Şimdi de 4 ayak 4G taşıyor diyecektim. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı değişmedi diyecektim. Ama değişti. Gördüğün gibi bir ayak 1G'yi rahatlıkla taşır ama 4 ayak 8G'yi taşımakta zorlanır. İşte bundan dolayı cisimlerin boyutları arttıkça kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları ne oluyor? Azalıyor canlar. Şimdi geldik buraya. Burada ne diyor? Burada aslında bunları bir toparlıyor. Diyor ki düzgün bir cismin boyutları hangi oranda arttırılırsa hacmi ve ağırlığı bu oranın küpü kadar artar. Mesela az önce cismin boyutlarını iki katına çıkarmıştık. Hacmi 8 katına çıkmıştı. Yani hangi oranda arttırdık? 2 kat. Hacim kaç katına çıktı? 8. Yani 2'nin küpü kadar artarken kesit alanı yani ayaklarının zemine temas alanı ise bu oranın karesi kadar artar. Yani şu oranın karesi, 2'nin karesi neydi? 4. Dolayısıyla birisi 8 katına çıktığı için diğeri de 8 katına çıkmadı. 4 katına çıktığı için yeterli olmuyor ve dayanıklılık bu oranda azalıyor. Yani cismin başlangıçta dayanıklılığı D ise bu işlemi yaptığımızda dayanıklılığı artık D bölü 2 oluyor. Gerçekten çok kolay bir kavram. Yani böyle gözümüzde büyütmemize gerek yok. Basit bir kavram. Sadece canlıların boyutları büyüdükçe dayanıklı, dayanıklılıkları azalıyor. Yani bunu bileceğiz. Bir de neyi bileceğiz? İşte kesit alanı bölü hacim yaparak dayanıklılığı bulduğumuzu, işte düzgün katılarda 1 bölü h olduğunu, böyle basit basit mantıkları var gerçekten. Hiç zorlayıcı bir konu değil. Şimdi burada bir sorun var size. Sizce karınca mı daha dayanıklı yoksa insan mı diye bir soru sorsam ne dersiniz? Tabii ki de insan daha dayanıklı hocam dersiniz. Ancak arkadaşlar burada kastettiğimiz dayanıklılık taşıyabileceği yük değil. Yani mesela ben 100 kilo yük taşıyabilirim belki zorlasam ama karınca işte 10 gram yükü taşımakta zorlanıyor veya 100 gram yükü taşımakta zorlanıyor. Tabii ki de ben daha çok yük taşıyabiliyorum. Bunu tartışmıyoruz. Buradaki konumuz şu. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılık mevzusu. Karıncalar kendi ağırlıklarının 40-50 katlarını taşırlar arkadaşlar. Biz kendi ağırlığımızın 40-50 katını taşıyabiliyor muyuz? Ne 40-50 katı? Kendi ağırlığımızın 2 katını bile taşıyamayız. Düşünün. Dolayısıyla karıncalar bize göre kendi ağırlıklarına göre dayanıklılığı daha fazladır. Yani canlıların boyutları küçüldükçe kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı artar. Boyutları büyüdükçe kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı azalır. Size burada ufak bir görsel izletmek istiyorum. Bakın burada bir karıncanın kendinden kat ve kat daha büyük bir yükü rahatlıkla taşıdığını görebiliyoruz. Benim kızım Zeynep'e 2 kiloluk poşet veriyorum. Baba kolum koptu diyor. Tabi biraz da orada taşımamak için yaptığını söyleyebilirim. Şimdi bir diğer örneğimiz bazı deniz canlıları. Zaman zaman balinalar, zaman zaman köpek balıkları. Çok büyük canlılar bunlar. İnanılmaz ağırlıkları var. Şimdi biz bunları düşündüğümüzde ya bunlar çok büyük. O zaman bunlar çok dayanıklı diyebilir miyiz? Hayır. Tam tersine bunlar çok dayanıksız. Yani canlıların boyutları büyüdükçe öyle düşündüğümüz gibi dayanıklılıkları artmıyor. Tam tersine azalıyor. Yani biz karıncaya göre daha dayanıksızız kendi ağırlığımıza göre. Şimdi bu balinalar da bize göre daha dayanıksız. Şimdi bu balinalar aslında karaya vurdukları zaman solunum yetmezliğinden dolayı ölmüyorlar arkadaşlar. Bunlar ağırlıklarını taşıyamadıkları için anında zaten bunların bütün iskelet sistemi çöküyor. Yani o kadar fazla geliyor ki kendi ağırlıkları kendilerine taşıyamıyorlar ve eziliyorlar. Peki hocam suyun içinde bunu niye olmuyor? Suyun içerisinde çünkü suyun kaldırma kuvveti var. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı kendi ağırlıklarını hissetmiyorlar. Ancak böyle kıyıya vurdukları zaman kendi ağırlığı kendisini anında eziyor. Dolayısıyla bu canlılar demek ki öyle düşündüğümüz gibi çok dayanıklı değiller. Tabii insan böyle baktığında bayağı bir üzülüyor ama ne kadar büyük canlılar olduklarını ve kendi ağırlıklarını dahi taşımakta zorlandıklarını hep birlikte görebiliyoruz canlarım. Artık dersimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi diyor ki cismin taban alanı tavanından ne kadar büyükse cisim o kadar dayanıklı olur. Yani şurası büyükse, tepesi küçükse o cisim dayanıklı oluyor. Yani mantıken düşünün. Dayanıklılık neydi? Kesit alanı bölü hacim şeklinde bir formülümüz vardı. Şimdi bu cismin kesit alanı ile diyelim X cisminin kesit alanı aynı olsun. Yani şuraların alanları aynı olsun. Ama bu cismin hacmi yani şuralarından kesilerek koni haline getirildiği için yani şu kadarlık ağırlıkları atılmış durumda. Yani hacmi al alınıyor. Yani azaltılıyor, değil mi? Yani bunun buna dönüşmesi için buradaki hacimler ne yapılıyor? Çıkartılıyor. Dolayısıyla hacimler azalıyor. Kesit alanı aynı kalmasına rağmen hacim azaldığı için e, dayanıklılık ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Yani böyle de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir cismin tabanı, tavanından ne kadar büyükse cisim o kadar dayanıklıdır. Dolayısıyla buradaki bu, man bu mantıkla düşündüğümüzde tavanı en küçük, tabanı en büyük olan x oluyor. Dolayısıyla x'in dayanıklılığı herkesten daha büyük. Y normal çünkü tabanı ve tavanı birbirine eşit. En azından büyük ya da küçük değil. Normal bir dayanıklılığı var. Z'ye geldiğimizde bu sefer tam tersi. Yani tabanı küçük, tavanı büyük. O zaman bu cisim ne oluyor? Dayanıksız oluyor. Yani bu cisimi biraz daha abartırsanız, mesela şöyle bir cisimmiş gibi hayal ederseniz ne olur? Bu cisme ufak bir dokunmanızda cisim devrilir. Ama şu cismi devirmekte zorlanırsınız. Yani en dayanıklısı X, en dayanıksızı ise Z'dir diyeceğim ve sıralamamı Z olarak yapacağım ve burayı da artık geçebiliriz. Şimdi hacimleri aynı olan üç boyutlu cisimlerden dayanıklılığı en fazla olan küredir. Ne demiştim? Küre özel bir şekil arkadaşlar. Sıradan bir şekil gerçekten değil. Küre bu cümleye dikkat et. Hacmine göre yüzey alanı en küçük cisimdir. Bak hacmine göre. Şimdi bunu sana nasıl anlatacağım? Mesela ben senin eline bir parça oyun hamuru verdim ve sana dedim ki bu oyun hamurunu istediğin şekle çevir ama en sonunda bunun yüzey alanı hani en dış alanı var ya. Yüzey alanı en küçük çıksın diyorum sana. Sen bu cismi küre yapmak zorundasın. Eğer silindir yaparsan ya da küp yaparsan başka başka şekiller yaparsan yüzey alanı her defasında daha büyük çıkar. Ama küre yaparsan böyle yuvarlayarak küre haline getirirsen yüzey alanı en küçük şekil çıkar. Yani buradaki küre sıradan bir şekil gerçekten değil. Küre e, kendi hacmine göre Yüzey alanı en küçük olan cisimdir ve en dayanıklı cisimdir. Evrendeki yıldızlar ve gezegenler de bundan dolayı küresel olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Küre gerçekten çok özel bir şekil. Şimdi bazı yorum sorularında karşımıza gelecek bir kavram var. Aynı hacme sahip patateslerden hangisinin yüzey alanı daha fazladır? Şimdi burada aslında canlılardan da biraz örnekler vereceğim sana. Canlıların boyutları büyüdükçe ne olur? Onu anlatmadan bir patatesin boyutları büyüdükçe ne olur bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hangisinin yüzey alanı daha fazla dediğimde. Mesela bak burada da 5 kilogramlık patates olsun. Burada da 5 kilogramlık patates olsun. Ama bunlar küçük küçük patateslerden 5 kilogram doldurulmuş. Bunlar da büyük büyük patateslerden 5 kilogram yapılmış. Hangilerini soyduğumda daha fazla kabuk çıkar? Sana onu soruyor. Düşün cevap ne? Küçükleri soyduğumda daha fazla kabuk çıkar. Çünkü küçüklerin sayısı çok fazla sayısı çok fazla olduğu için her birinin bir yüzeyi var. Her birini doğradığın, soyduğunda bir kabuk geliyor. Ötekini soyuyorsun bir kabuk geliyor. Ötekini soyuyorsun bir kabuk geliyor. Bir dünya kabuk olur küçükleri soyarsan. Ama büyükleri soyarsan işte 4-5 tane patates soyduğun için fazla da bir kabuk çıkmaz. İşte buradan yola çıkarak canlıların boyutları büyüdükçe kendi hacimlerine göre yüzey alanları küçülür. Bak yüzey alanı küçülür. Yani şunu demiyorum sana bak. Şimdi mesela bir tavşanla bir fili kıyaslayalım. Hangisi büyük? Fil. Şimdi hangisinin yüzey alanı büyük dersem, hocam filin yüzey alanı büyük. E tabii ki filin yüzey alanı büyük. Ama hangisinin hacmine göre yüzey alanı daha büyüktür dersem, o zaman tavşanı seçeceksin. Hacmine göre dediğim zaman küçük cisimlerin daha fazla yüzey alanı vardır. Büyük cisimlerin daha az yüzey alanı vardır hacmine göre dediğim için. Yani hacmi artmış ama yüzey alanı hacmi kadar artmadığı için canlılar büyüdükçe kendi büyüklüklerine göre yüzey alanları yetersiz kalır. Bak filleri bir düşün. Kulakları nasıl böyle kocaman devasal yaprak gibi? Değil mi? Kocaman kulağı var filin. Şimdi bir düşün niye? Aslında fil kendi hacmine göre yüzey alanı yetersiz geldiği için Kulakları incecik ve kocaman olduğu için oradan da bir yüzey alanı kazanıyor ve terleyerek vücut ısısını, enerjisini atabiliyor. Canlılar küçüldüklerinde ise yüzey alanları kendilerine fazla geliyor. Mesela bir farenin kendisine göre yüzey alanı büyüktür. Çünkü canlılar küçüldükçe, yani patates mantığından git küçüldükçe kabukları artıyor gibi düşün. Dolayısıyla kendine göre yüzey alanı büyük fare. Fare de yüzey alanını küçültmeye yönelik bir canlıdır. Kulakları küçücüktür. Ama fili düşündüğünde kulakları büyüktür. Umarım anlatabiliyorumdur. Yani canlılar büyüdükçe kendilerine göre yüzey alanları yetersiz geliyor. Küçüldükçe de kendilerine göre yüzey alanları fazla geliyor. Yüzey alanı demek ısıyı atmak demek. E Farenin bundan dolayı kendisi yüzey alanı büyükken sürekli ısı atıyor. Dolayısıyla da enerji kaybediyor. Fazla enerji kaybettiği için de sürekli acıkıyorlar. Farelerin ben hiç doyduğunu görmedim. Yani sanki yemek yemek için yaşıyorlar. Sürekli yemek arıyorlar. Küçük canlılar sürekli yemek arayışındalar. Çünkü kendi yüzey alanları büyük olduğu için fazla enerji kaybediyorlar. Bundan dolayı da onu telafi etmek zorundalar. Büyük canlıları düşündüğünde kocaman bir fil, tamam onun yediği çok daha fazla ama kendi ağırlığına kıyasladığında o kadar fazla yemiyor. Umarım açıklayabilmişimdir. Yani buradaki bu kendi ağırlığına mevzusuna yani anlay anlatabildiysem ee, olay bitmiştir. Şimdi canlıların boyutları büyüdükçe kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları ne oluyor? Boyutlar büyüdükçe dayanıklılık azalıyor diyeceğiz. Buraya böyle not alalım. Ha kendi hacmine göre yüzey alanı, filin yüzey alanı kendine göre dediğimiz için azalır diyeceğiz. Kendi hacmine göre enerji ihtiyacı, filin mi enerji ihtiyacı daha çok, farenin mi? Normalde düşündüğünde filin enerji ihtiyacı daha çok ama kendi hacmine göre dediğin zaman abi fareler sürekli aç. Öyle düşün. Fil en azından günde bir kere adam akıllı yiyor kenara çekiliyor. O yüzden canlıların, hacim, e, canlıların boyutları büyüdükçe kendi hacmine göre enerji ihtiyaçları azalır. Boyutları küçüldükçe enerji ihtiyaçları artar dememiz o, doğru Şimdi aynı maddeden yapılmış şekildeki sistemlerin dayanıklılar arasındaki ilişki. Ne yapıyorduk? Kesit alanı bölü hacim yapıyorduk ama Katılar düzgünse bu formüle hiç gerek yoktu. 1 bölü yükseklik. Yani bunun dayanıklılığı 1 bölü 5, bunun dayanıklılığı 1 bölü 3, bunun dayanıklılığı 1 bölü 1. En dayanıklısı z oluyor, sonra ne oluyor? y geliyor, sonra x geliyor. z, y, x baktığımızda sorunun cevabı denizli oldu. Şimdi düzgün bir katı cisim kendi ağırlığına karşı dayanıklılığıyla ilgili hangileri doğrudur diye bize soruyor. Düzgün katı bir cisim dediği için mesela biz bir silindiri örnek alarak ilerleyebiliriz. Şimdi silindirin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını nasıl buluyoruz biz? Kesit alanı böyle hacim yapıyoruz ama kesit alanına pi r kare yazıyoruz. E, dolayısıyla hacim de pi r kare h. Yani aslında ben pi r kare bölü pi r kare h yapmıyor muyum? Evet yapıyorum. Ve sonuç ne çıkıyor? 1 bölü h çıkıyor. Şimdi yükseklik ile ters orantılı mıdır? Evet baktığımda dayanıklılık yükseklik ile ters orantılı. Yani bu artarsa bu azalır diyebiliyorum. Tamam. Bu doğru canlar. Kesit alanı ile doğru orantılı mıdır? Normalde düşündüğünde Kesit alanı üstte. Yani dayanıklılık formülünde abi kesit alanı böyle hacim değil mi? Şöyle değil mi abi? Şöyle. Yani kesit alanı arttığında dayanıklılık artar gibi düşünebilirsin. Ama kesit alanı arttığında aslında arka planda hacim de artıyor. Dolayısıyla kesit alanı ve hacimin artışı birbirini götürdüğü için dayanıklılık değişmiyor. Bunu şuradan da görebilirsin bak. Kesit alanı pi re kare değil mi? Bak pi re kareler gitmedi mi? Gitti. Dolayısıyla arttırsaydın da bir şey değişmeyecekti. Yine gidecekti. Yine haş kalacak. Yani kesit alanı ile doğru orantılıdır demek çok doğru olmuyor. Hacmi ile doğru orantılıdır demek de doğru olmuyor. Zaten hacmi ile dayanıklılık ters orantılıdır demek lazım. Çünkü canlıların boyutları arttıkça dayanıklılıkları azalıyor. Yani hacmi ile doğru orantılıdır zaten diyemeyiz. Sorumuzun cevabı yalnız bir A oldu. Evet, boğazım kurudu. Bir yudum çay alayım. Sen de bir su veya çay, kendine kahve bir şey doldur. Gerçekten bir şeyler içmeden de ders mers çalışılmıyor. Ben üniversite sınavına hazırlanırken annemi hiç unutmuyorum gerçekten. Saat böyle gecenin bir yarısı. Saat böyle iki oluyor. Ne bileyim üç oluyor. Çalışıyorum böyle. Bir bakıyorum annem bana çay getiriyor. Ya insanı annesi kadar kimse düşünmüyor ya. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Ya bu kadar karşılıksız bir sevgi abi sadece annede var ya. Bak ben babayım ben de sonuçta iki tane kızım var. Kızlarımı çok seviyorum. Yani dünya bir yana onlar bir yana. Ama abi ben annemden gördüklerimi nasıl unutayım yani? Annelik başka bir şey ya. Çocuk hasta oluyor mesela. Ya babası yatabiliyor, uyuyabiliyor mesela ama anne uyuyamıyor ya. Anne çocuğunun başında bekliyor. Hadi başında beklemedi diyelim. Saati defalarca kuruyor, kalkıp kalkıp ateşini falan ölçüyor. Annelik çok başka. Yani eminim sizin anneniz de öyledir. Yani bana annem sürekli böyle çay getirirdi. Böyle bir ne bileyim bir meyve getirirdi, bir şey getirirdi. Böyle bir ders çalışma şevkim gelirdi yani annemi gördüğümde anneme de buradan selam olsun anne seni çok seviyorum bir küpün tüm boyutları iki katına çıkartılırsa tamam hangileri doğrudur abi boyutlar iki katına çıkarsa dayanıklılık azalır bir kere dayanıklılık yarıya düşer diyor evet hangi oranda büyütüyorsak dayanıklılık o oranda azalıyor çünkü küpün boyutları a iken şöyle yapalım 2a olduğunda şöyle yapalım bunun yüksekliği a iken bunun yüksekliği 2a değil mi? Evet. O zaman bak diğer boyutlarını da yazalım şöyle 2a 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 da yazalım. Şimdi bunun kesit alanı a kare iken hacmi a küp. Dolayısıyla 1 bölü a oluyor. Bunun kesit alanı 2a ve 2a'yı çarptığım için 4a kare yapıyor. Tamam 4a kare bölü ama hacim 8 yapıyor. 2 2 2. 8 a küp yaptığı için buradan 1 bölü 2a geliyor. Yani bunun dayanıklılığı 1 iken bunun 2, 1 bölü 2 oluyor. Dolayısıyla yarıya düşer doğru. Hacmi 4 katına çıkar diyor. Hayır hacmi 8 katına çıkar. Bak burada hacim aküptü. Şu anda hacim 8 aküp. Yani bu yanlış. Kesit alanı 4 katına çıkar diyor. Kesit alanı a kareyken 4 a kare oldu. Bu da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 Diyarbakır diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi katı bir cismin tüm boyutları aynı oranda büyütülürse yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir kere dayanıklılığı artar demiş. Abi boyutlar artarsa dayanıklılık azalır. Öz kütle değişmez demiş. Arkadaşlar tüm boyutları aynı oranda artarsa öz kütle değişmez. Çünkü öz kütle maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsini ya da sıcaklığını değiştirmediğin sürece öz kütle değişmez. Yani bir parça küp de aynı küp, aynı madde. İşte ne bileyim kocaman küp de aynı madde. E diyeceksin ki hocam işte ne bileyim kütlesi artmıyor mu? Bunun kütlesi 1 birken bunun kütlesi 8 ise bunun hacmi birken bunun hacmi de 8 oluyor. E dolayısıyla öz kütle D eşittir M bölü V olduğu için burada M bölü V'den 1 çıkıyor. Burada da 8 M bölü 8 V'den dolayı yine 1 çıkıyor. Yani öz kütle konusundan hatırlayın. Maddenin miktarını arttırarak öz kütlesini değiştiremezsiniz. Çünkü miktar kaç katına çıkıyorsa hacim de o kadar katına çıktığı için eğer sıcaklığıyla oynamıyorsan ne olur öz kütle değişmez. Dolayısıyla öz kütle değişmez doğru. Şimdi taşıyabileceği yük miktarı azalır diyor. Yani canlının boyutları büyütülürse taşıyabileceği yük miktarı azalır mı? Şimdi ben bu soruyu yazarken o anda muhtemelen kendi ağırlığına göre taşıyabileceği yük gibi düşünmüşümdür. Çünkü e, bunu doğru kabul etmişim. Yani canlıların boyutları büyüdükçe kendi ağırlıklarını bile taşımakta zorlanırlar. Bu doğru. Zaten balinaları falan sana örnek verdim. Ancak burada sadece taşıyabileceği yük miktarı azalır diyor. Bir canlının boyutu büyüyünce taşıyabileceği yük miktarı azalır mı? Azalmaz. Mesela şöyle düşün. Bir karıncanın taşıdığı yükle bir farenin taşıdığı yük aynı olabilir mi abi? Olamaz. Tabii ki de fare daha fazla taşır. Ama kendi ağırlığına göre dayanıklılığı dersem karınca daha dayanıklı. Ama hangisi daha fazla yük taşıyabilir, daha büyük bir yük taşıyabilir dersem e fareyi seçeceksin. Yani küçük bir kolon düşünün mesela. Bina yapıyorsunuz, incecik bir kolon yaptınız. Bir de başka bir binada böyle bir kolon yaptınız. Şimdi boyutları büyüyünce hangisinin daha fazla yük taşıdığını düşünürsün? Tabii ki de bu daha fazla yük taşır. Ha şöyle, bu kendi ağırlığının 20 katını taşıyorsa ya da kendi ağırlığının 200 katını taşıyabiliyorsa bu kendi ağırlığının 200 katını taşıyamaz. Kendi ağırlığının örnek veriyorum 100 katını taşısın. Ama sonuçta bunun kendi ağırlığının 100 katı bunun kendi ağırlığının 200 katından daha fazladır. Yani bu büyük olduğu için bunun 100 katı daha fazla yapıyor zaten. Dolayısıyla taşıyabileceği yük miktarı azalır. Ben buna katılmıyorum. Taşıyabileceği yük miktarı artar. Ama dediğim gibi bu soruyu yazarken muhtemelen kendi ağırlığına göre dayanıklılığı gibi düşünerek o zihniyette yazdığım için o zaman bunu doğru kabul etmişim ama şu anda kabul etmiyorum. Şimdi kesit alanı bölü hacim oranı, kesit alanı bölü hacim demek dayanıklılık demek. Yani dayanıklılığı değişmez diyor. Abi boyutlar değişirse dayanıklılık değişir. Yani bu da yanlış. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak lütfen düzeltin arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi mantıklı çözümü bu. Bir küpün kendi ağırlığına göre dayanıklı D iken boyutları arttırılarak hacimi 8 katına çıkartılıyor. Şimdi boyutlar arttırıldığında hacim nasıl 8 katına çıkar? Demek ki boyutlar 2 katına çıkmış. Çünkü size söylemiştim boyutlar hangi oranda artarsa kesit alanı bu oranın karesi kadar artar. Hacim ise bu oranın küpü kadar artar. Şimdi 8 katına çıkmışsa hacmi, e, dolayısıyla diyorsun ki neyin küpü 8 yapar? Şimdi a küp demek a çarpı a çarpı a demek. a çarpı a çarpı a 8 ise her a'nın 2 olduğunu anlıyoruz. Yani burada aslında boyutlar 2 katına çıkartılmış. O zaman son durumda dayanıklılık ne olur? Yarı yayınlar. Boyutlar hangi oranda arttırılıyorsa dayanıklılık o oranda azalır mantığından cevabımız c şıkkı oluyor. Hiç zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar bu konu çok kolay. Yani so konuyu zorlaştırmaya gerek yok. Konu çok kolay. Dolayısıyla hani böyle hiç abartmayalım. Ayrıntıya hiç girmeye gerek yok. Aynı maddeden yapılmış aynı boydaki X ve Y halatlarının yarıçapları sırasıyla R ve 3R'dir. X halatı en fazla 4 Newton'luk yük taşıyabildiğine göre Y halatı en fazla kaç Newton yük taşıyabilir? Şimdi ip türü malzemelerde yani taşıyabileceği yük tarzındaki sorularda kalınlığa bakmanız gerekiyor. Şimdi bunun yarıçapı R olduğu için bunun alanı pi r karedir. Çünkü bu ip sonuçta böyle silindir gibi bir şeydir değil mi? Yaklaşırsak. Büyütürsek silindir. Ama bunun 3r olduğuna göre bu silindirin yarı çapı 3r'nin nedir? Pi çarpı 3r'nin karesidir. Yani 9 pi r karedir. Yani bunun kesit alanı s ise bunun kesit alanı 9 s'dir. Yani bir nevi şu demektir. Bu ip bir tane ise bu ip tam 9 tane demektir. Hani her ip s ise burada bir tane ip var gibi düşün. Burada da o ipten 9 tane var gibi düşün. E her biri 4 Newton taşıyorsa 9 tanesi ne yapar? 9 kere 4 36 işte aynen düşündüğün gibi. Yani hiç zorlamaya gerek yok. İp türü malzemelerde yüksekliğe bakılmaz. Yani mesela bir ip bu kadar. Bir ip bu kadar. Hangisi daha fazla yük taşır? Aynı. İkisi de aynı yükü taşır. Çünkü ikisi de aynı kalınlıktaki ipse. Bunun da yarı çapı R. Bunun da yarı çapı R ise. iplerin malzemeleri de aynıysa bu G taşırsa bu da G taşır. Ama yarı çapını arttırarak bunun kalınlığını arttırırsan kalınlığını 2R pi R kareden unutmayın. Bak 2R olunca 2 katına çıkmıyor. Pi R kare olduğu için 4 katına çıkmış oluyor. Yani 4 pi R kare oluyor. Kalınlık 4 katına çıkınca artık bu 4G taşır diyebiliyorsun. Yani boyuna yüksekliğine değil taşıyabileceği ağırlık dediği zaman hani böyle ip gibi sorularda sadece kalınlığına bakarak yorum yapabilirsin. Bir cismin dayanıklılığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Yapıldığı maddenin cinsine tabii ki bağlı. Kesit alanı bölü hacim oranına bağlı. Cismin üzerine uygulanan kuvvetin şiddetine. Bir cismin dayanıklılığı derken üzerine uygulanan kuvvetin şiddeti yani cismin dayanıklılığını nasıl değiştirsin? Cisim maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin şekline işte küre mi silindir mi gibi bunlara bağlıdır. Yani üzerine ben uyguladım kuvveti veya sen uyguladın. Şimdi o cismin dayanıklılığı niye değişsin abi? Biz hiçbir kuvvet uygulamasak bile onun bir dayanıklılığı var. Bu soruda o soruluyor. Yani kuvvet sıfır da olsa onun bir dayanıklılığı var. Dolayısıyla o soruluyor. Kuvvet artmış azalmış ben kuvvet uygulamışım sen uygulam. Bunu sormuyor ki. Yani bununla ilgisi yok. Ortada bir malzeme var ve bu malzemenin dayanıklılığını konuşuyoruz. Bu malzemenin dayanıklılığı ona kimin kuvvet uyguladığına niye bağlı olsun? Bu malzemenin dayanıklılığı bunun cinsine bağlıdır. Bunun yapısına, yüksekliğine bağlıdır. Yani bununla alakası yok 1-2. Evet geldim 9'a. Aynı maddeden yapılmış aynı hacimdeki bak aynı madde demesi gerekiyor. Çünkü maddenin cinsi değişirse biz asla yorum yapamayız. Yani cinsi değiştiğinde bu küre de olsa en dayanıklısı diyemeyiz. Çünkü abi o küre ama o belki plastikten yapılmıştır. Bu da demirden yapılmıştır. E şimdi dayanıklılığını nasıl karşılaştıracağım? Maddeler aynı olması lazım. O yüzden burada aynı maddeden yapılmış dediği anda diyorsun ki bu düzgün bir katı bunun dayanıklılığı 1 bölü h'tır. Bu da düzgün bir katı bunun da yüksekliği h olduğu için bu da 1 bölü h'tır. Ancak bu küredir abi. Kürede ayrı bir olay var. Küre aynı maddeden yapılmış cisimler için en dayanıklı olanıdır. Yani yükseklik olarak zaten bunlarla aynı yüksekliğe sahip ama küresel bir yapıda olduğu için en dayanıklısı küredir. Yani D3 en dayanıklısı. D1 ve D2 ise birbirine eşittir diyebilirim. Baktığımda D3 büyük. D1, d 2 eşit. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Şimdi geldik 10. soruya. Ne diyor bu soruda? Şekildeki dikdörtgenler prizması yerde S1 yüzey üzerinde dururken dayanıklılığı D1 kadardır diyor. S2 yüzeyinde dururken D2 kadardır. Şimdi S1 yüzeyi üzerinde durduğunda. Abi S1 yüzeyi burası değil mi? Bak bu cismi burasının üstünde duracak şekilde diklediğinde yükseklik neresi olur? Yani burası taban olduğunda, burası böyle masanın üstüne geldiğinde burası, bu cismin buradan yükselen kısmı şurası olmaz mı? Yani yukarı doğru giden kısmı işte burası. Yani aslında birinci sistemde yükseklik 2A oluyor. Dolayısıyla dayanıklılık 1 bölü 2A oluyor. İkinci sisteme geldiğimizde yani S2 yüzeyine yani şurayı taban yaptığında burayı masanın üzerine koyduğunda o zaman nereye doğru yükselir bu cisim? Buraya doğru yükselir. Yani 3A oluyor. O zaman ikinci durumda da dayanıklılığı 1 bölü 3A. E oran yap diyor. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3'ten. 1 bölü 2 aynen kalır. 1 bölü 3 ters döner. 3 bölü 1 olur. Ve cevabımız 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Yani D çıktı. Bir öğrenci birer kutu özdeş kırmızı ve mavi oyun hamurlarından düzgün geometrik şekiller oluşturmak istiyor. Oyun hamurlarının tamamını kullanarak. Bu videoyu durdur burada. Bir sen çöz. Cevaba bakmama kendi yorumunu yap. Diyor ki oyun hamurlarının tamamını kullanarak tamam burası önemli. Ayrı ayrı kırmızıdan K ve M P şekillerini maviden de LNR şekillerini oluşturuyor. Ama özdeş hamurlar bunlar. Yani bunların miktarları da aynı cinsleri de aynı her şey aynı. Biri kırmızı biri mavi tamam. Şimdi diyor ki hangileri doğrudur? Boya kalınlıkları aynı olacak şekilde K ve L şekilleri boyanırsa K küresi için gerekli boya miktarı L silindiri için gerekenden fazladır diyor. Abi boya nereye yapılır? Yüzeye yapılır. Yani aslında burada K için fazla boya gidecek diyor ya. K'nın yüzey alanı daha büyüktür diyor aslında. Oysa aynı hacme sahipken yani bunun da hacmi V ise, bunun da hacmi V ise en küçük yüzey alanı hangi şekilde oluyordu? Kürede oluyordu. Hani ben sana dedim ya, ben sana bir oyun hamuru versem bunu öyle bir şekle sok ki yüzeyi en küçük olsun dediğimde küre yapmak zorundasın. İşte burada bunları boyadığın zaman yüzey alanı daha küçük olan K olduğu için dolayısıyla K'ya daha az boya gider. Ama burada K'ya daha fazla gider diyor. Bu yanlış. Geldim buna. Boya kalınlıkları aynı olacak şekilde M ve N şekilleri boyanırsa M küresi için gerekli boya miktarı N küresi için gerekenden fazla olur. Yani M fazla olur N'den diyor. Şimdi Boyutlar küçüldükçe ne oluyordu? Patates örneğini hatırla. İkisi de 5 kilogramlık patates olsun demiştim. Hangisinin kabuğu daha fazla çıkıyordu? Küçük olanların bir sürü kabuğu çıkıyordu. İşte burada küçük olanların yüzey alanı daha fazla oluyor. Bundan dolayı M'yi boyarken daha fazla boya gider, N'ye daha az boya gider. Dolayısıyla bu doğru. P prizmasının kesit alanı bölü hacim oranı yani dayanıklılığı R'den büyüktür diyor. P'nin dayanıklılığı R'den büyüktür diyor. Bakalım. P'nin yüksekliği 1 iken R'nin yüksekliği örneğin 3'tür. E dolayısıyla bunun dayanıklılığı 1 iken bunun dayanıklılığı 1 bölü 3'tür. Yani kimin dayanıklılığı büyük? Hani 1 bölü yükseklik yapıyorduk. Bundan dolayı P'nin dayanıklılığı daha büyük. O zaman bu da doğru. 2 ve 3 sorumuzu cevabı D şıkkı oldu. Şimdi geldik artık test sorularına. ÖSYM tipi testlere. Küçük bir mola verelim. Bir çay içeyim bir şey içeyim. Sen de bir şey iç biraz dinlenelim. Burada bir 5-6 dakikalık zaten soru kaldı. Yani video sona doğru yaklaştı. Ufak bir mola veriyoruz şimdi. Birinci sorumuz diyor ki canlıların kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Canlının kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı hacmi ile ters orantılıdır. Bunu defalarca tekrar ettik. Hacim büyüdüğünde balinalar hatırlayın kendi ağırlığına karşı dayanıklılık azalıyor. Dolayısıyla ters orantılı yani hacim artıyor ama dayanıklılık azalıyor. Bir yavru kedi ile aynı kedinin annesi belli bir yükseklikten yere düştüğünde yavru kedi daha az zarar görür. Çünkü küçük canlıların kendi ağırlığına göre dayanıklılıkları daha fazla olduğu için daha az zarar görür. Mesela bir karıncanın bir yerden düşmesi sonucunda karıncaya hiçbir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Ama bir tavşan düşerse zarar görür. Bir insan düşerse tavşandan daha fazla zarar görür. Dolayısıyla boyutlar arttıkça zarar görme miktarı da artıyor. Yani yavru kedi aynı yükseklikten düştüğünde daha az zarar görüyor bu da doğru. Bir karınca kendi ağırlığının birkaç katı büyüklüğünde bir cismi taşıyabilirken bir fil bunu yapamaz diyor. Çünkü fil daha büyük canlı olduğu için kendi ağırlığına göre dayanıklılığı daha az diyebiliyorum. Şimdi ikinci sorumda aynı maddeden yapılmış kahvele cisimlerinin hacimleri eşittir. Kahvele cisimlerinin ağırlıklarına göre dayanıklılıkları oranı. Şimdi hacimler eşitse Buradan 4 kere 2 8. 8 kere 1 8 yapıyor. Bu da 2 kere 1 2 olduğuna göre burasının 4D olması gerekiyor ki hani 8 olsun ve hacimleri aynı olsun. Şimdi birinci cismin dayanıklılığı burası taban alanı olduğuna göre burası da yükseklik oluyor. E düzgün katılarda 1 bölü yükseklik. O zaman DK yerine 1 bölü D yazıyorum. Peki DL yerine tabanı burası olduğuna göre yüksekliği neresi oluyor bunun da? Burası oluyor. O zaman 1 bölü yükseklik. Yani 1 bölü 4D oluyor. E oran yaptığımda 1 bölü D. Bu da 1 bölü 4. 4D bölü 1 oluyor. Ve buradan da cevabımız 4 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bir köprünün dayanıklılığı ayaklarının kalınlığına bağlıdır. Yani ince ayaklı bir köprü dayanıklı olmaz. Kalın ayaklı bir köprü dayanıklı olur. Halatın dayanıklılığı kullanılan ip sayısıyla doğru orantılıdır. Evet halat tarzı malzemelerde bir tane ip varsa G taşıyorsa 4 tane ip varsa 4G taşır. Bu da ne demek? Bunun kesit alanı S'dir. Bunun kesit alanı 4S'dir. Yani kesit alanı kaç katına çıkarsa taşıyabileceği yük de o kadar artıyor. Bu da ip sayısıyla orantılı yani bu da doğru. Bir hamağın dayanıklılığı kullanılan iplerin uzunluğuna bağlıdır diyor. Evet. İp türü malzemelerde uzunlukla ilgisi yok. ipin kalınlığıyla. Yani kesit alanıyla ilgisi olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu yanlış bağlı değil. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Düşey kesit şekildeki gibi olan oyun hamuru ve demirden yapılmış KLM cisimlerinin kesit alanları birbirine eşittir diyor. Tamam. Kesit alanları eşit. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi K ve L cisimleri kullanılarak dayanıklılığın yüksekliğe bağlılığı tespit edilebilir diyor. Şimdi K'yı L'yi bakıyorsun. Bir kere tamam yükseklikleri bunların aynı. Üstelik bunlar farklı maddeler. Bir kere farklı maddelerin dayanıklılıklarını kıyaslayamazsın. Çünkü maddeler farklı. E burada ne olursa olsun demirin dayanıklılığı oyun amurunun dayanıklılığından daha fazla. Yani yüksekliği demirin fazla diye dayanıklılığı az mı çıkacak? Hayır. Dolayısıyla K L'ye bakarak dayanıklılığın yüksekliğe bağlılığını tespit edemezsin. Bunlar aynı malzemeden bile yapılsaydı yani bu da oyun amuru, bu da oyun amuru bile olsa bu da haş bu da haş olduğu için yükseklik ile ilişki kuramazsın çünkü eşit. L ve M cisimleri kullanılarak dayanıklılığın malzemeye bağlılığı tespit edilebilir diyor. Şimdi L'ye bakıyorsun, M'ye bakıyorsun. Malzeme farklı mı? Evet. Şimdi düşünüyorsun. Ya bunları kullanırsam ben dayanıklılığın malzemeye bağlı olup olmadığını anlayabilirim diyorsun. Ama yanılıyorsun. Neden? Çünkü burada yükseklikler de farklı. Şimdi sen diyelim bir deney yapıyorsun ve diyorsun ki birinci cismin dayanıklılığı, ikinci cismin şey işte bu L cisminin dayanıklılığı M cisminden büyük çıktı diyelim. Tamam. Şimdi sen diyorsun ki o zaman demir daha dayanıklı. Ve burada oyun amuru var. Çok bariz bir şekilde demirin dayanıklı olduğunu biliyoruz ama normalde sen ikinci cismin yani şu M cisminin dayanıklılığının az olmasını belki de yükseklikten olduğunu düşüneceksin. Yani yüksekliği farklı cisimleri kıyasladığında oluşan sonucun maddenin cinsinden olduğunu anlayamazsın belki de yüksekliğinden olmuştur deriz. Dolayısıyla bizim bunu anlayabilmemiz için yapmamız gereken şu. Aynı yükseklikte bir tane de oyun hamuru yapacaktın. Ya da işte buradaki K ve L'yi düşünerek şimdi K ve L'nin yükseklikleri aynı ama cinsleri farklı. Dolayısıyla ben burada diyebilirim ki dayanıklılığı maddeye, maddenin cinsine göre değişir mi, değişmez mi? İşte bu ikisini kıyaslayarak anlarsın. Ama bununla bunu kıyaslayarak C sadece cinsi kıyaslayamıyorsun. İşin içine yükseklik faktörü de girdiği için sadece maddenin işte cinsine bağlı mı değil mi bunu tespit edemezsin. Kısacası yüksekliğe bağlı olup olmadığını anlamak istiyorsan bununla bunu kıyaslayacaktın. Çünkü onların madde malzemeleri aynıydı sadece yükseklikleri farklıydı. Maddenin cinsine bağlı olup olmadığını kıyaslamak istiyorsan da bu ikisini kullanacaksın. K ve M cisimleri kullanarak, bak K ve M, yüksekliğe bağlı olduğu tespit edilebilir diyor. Çünkü maddeler aynı, sadece yükseklik içine giriyor. Dolayısıyla bu doğru. Sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Ve geldik son soruya. X, Y, Z üç farklı tür örümcek olup, şekildeki gibi yarıçapları sırasıyla R, 2R ve 3R olan örümcek ipekleri oluşturmuşlardır. Her bir örümceğin oluşturduğu ipekler eşit F kuvveti uygulandığında ancak kopmaktadır. Yani bu şu demek. Şu anda bu ipeğin taşıyabileceği yük de G'dir. Çünkü aynı büyüklükte kuvveti taşıyabildiklerine göre bu ipin de taşıyabileceği yükün maksimum değeri G'dir. Bunun da taşıyabileceği maksimum değer G'dir. Çünkü diyor ki eşit F kuvveti uygulandığında ancak kopuyor. Yani dayanabiliyor. Hepsi G'ye dayanabiliyor. Ama bir şey fark ettin mi? Bu ip ince olmasına rağmen G'ye dayanıyor. Bu ip kalın olmasına rağmen G'ye dayanabiliyor. Yani hangisi daha kaliteli bir ip? Buradaki x ipi alfa. Hani alfa diyorsunuz ya. Buna göre x, y, z örümceklerinin oluşturduğu ipeklerden aynı kalınlıkta sırasıyla KLM iplerinin taşıyabileceği en büyük ağırlıklar nasıl sıralanır diyor. Şimdi aynı kalınlıkta yapacaksın. Yani örnek veriyorum hepsini 3R kalınlığına çıkartacaksın. Şimdi sen bunu 3R kalınlığına çıkarttığında bunun kesit alanı 9 katına çıkıyor. Çünkü şu anda bu pi R kare kesit alanı yani şöyle kalınlığı peki bunu 3r yaptığında ne oluyor seskiliyor 3r yaptığında pi çarpı 3r'nin karesi yani 9 pi kare yapıyor değil mi 9 pi kare yani bu 1r iken g taşıyorsa artık 9 g taşıyabilir diyebilirim yani bunun taşıyabileceği yük en fazladır 9 g'yi taşıyabilir bu 3r olursa bu 3r olursa ne olur işte 2r iken kesit alanı 4 yapıyor 2'nin karesinden dolayısıyla diyorsun ki 4 kesit alanına sahipken bu G'ye kadar taşıyorsa. Şimdi yarıçapı 3 olunca 9 pi re kare olacak. Yani 9 S olacak. 9 S olunca ne taşır? İşte 9 G bölü 4 taşır. 9 G bölü 4. İşte 8'i 4'e böl 2. 1'i 4'e böl 0,25. 2.25 taşır. Bunun taşıyabileceği yük 2.25 G. Mesela bununki bu zaten 3 R. Dolayısıyla bu zaten G'ye taşıyor 3 R olunca. Yani hepsi 3 R olduğunda bu 9G taşır. Bu 2 küsür taşır. Bu 1 taşır. En dayanıklısı K olur. Dolayısıyla en dayanıklayıp sonra L olur. Sonra M olur. K, L, M olarak sorun cevabı bulunur. Yani bunu bazı öğrencilerim direkt yapmış olabilir. Ben de aslında o mantıkla yapıyorum ama hani daha anlaşılır olsun diye böyle detaya giriyorum. Yoksa ben en başta ne dedim? X ipi en kaliteli ip dedim. Sonra Y ipi geliyor kalite noktasında dedim. Çünkü kalınlık olarak gittiğinde bunun incecik ipi bile 1 G'yi taşıyordu. Bunun kalın ipi 1 G'yi taşıyordu. Yani kalite olarak sıraladığında zaten X Y Z oluyor değil mi? O zaman bu iplerden sen aynı kalınlıkta ip yaptığında en kalitelisi en fazlasını taşır diyerek de zaten bu şık çıkıyor. Umarım açıklayabilmişimdir. Şimdi size ödevinizi göstereceğim ve videoyu bitiriyoruz. Kazanım kavrama test 2 tam olarak burası. Yani madde ve özelliklerini açacaksın. Test 2'deki buradaki soruları çözeceksin. Bu sorular hem öz kütle ile ilgili hem de dayanıklılık ile ilgili. Zaten sen öz kütleyi de öğrendin. Dolayısıyla artık ikisini birbirine katarak ilerliyoruz. Yani bir öğrendiğimiz bilgiyi bir sonraki kazanımı öğrendiğimizde onu da onun içine katarak giderek daha da ilerleyeceğiz. Burada madde ve özelliklerinin ilerleyen kısımlarında ÖSYM tipi testler gelecek. İyice konuyu pekiştireceğiz. Onunla da yetiniyor muyuz? Hayır yetinmiyoruz. ÖSYM tipi testlerden sonra da bakın ne kadar deneysel sorular var. Her türlü soru var bu kitapta. Daha sonrasında neye geliyoruz? VIP testlere geliyoruz. VIP testlerde de seviyemizi iyice üst noktalara taşıyacağımız çok güzel yeni nesil sorularımız mevcut. Bak madde ve özelliklerini kaç teste bitiriyoruz? Sen de görüyorsun. Daha bitmedi test. Bak madde ve özelliklerine ait deneysel soruları görüyorsun. VIP testlerle birlikte tam 8 tane test çözmüş oluyorsun. Yeterli mi? Bence sonuna kadar yeterli yani abartmaya gerek yok. Konuyu güzel bir şekilde öğrenmiş oluyorsun. Şimdi artık bir sonraki günde adezyon ve kohezyonda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.